Ooo, çok kritik. Durum üzücü yani. Buraya gelmemesi lazımdı. Hakan Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Evet, biraz önce tekzibinizi yayınladık. Ahmet Çakar bir yorumda bulundu. Ne diyeceksiniz, neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederiz. Yapmanız gerekeni yapmışsınız. Yapmamız gerekeni yapmışız. Evet. Anladım. Peki, bundan şu anda Bursa Spor'un yöneticisi misiniz? Şu anda Bursa Spor'un aktif yöneticisi Hakan misiniz Bey, Hakan Bey? Hakan Bey, şu anda Bursa Spor'un aktif yöneticisi misiniz? Hayır değilim şu anda. Değilsiniz. Peki, Ahmet Hocam. Niye istifa ettiniz? Alo. Niye istifa ettiniz? Efendim Ahmet Bey. Niye istifa ettiniz? Alo. Hakan Bey, Ahmet Çakar diyor ki neden istifa ettiniz diyor. Bir de ricam olacak, televizyonunuzun sesi açıksa eğer kısabilir misiniz? Kalabalık bir ortamdayım da sizden arasam kimimizi yayınlamışsınız. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şundan dolayı söz hakkı doğdu. Hani siz de hukukçusunuz, hukuku bayağı takip ettiğiniz için söylüyorum, söz hakkı doğdu. Sonra demeyelim hani Hakan Bey hakkında burada konuşuldu, sonra niye bağlanmadı işte derin futboldakiler, neden bağlanmadı, neden söz hakkı vermediler dedirtmeme adına sizi aradı arkadaşlarımız. Doğru olanı yaptı. Yani yayın ilkeleri gereği böyle bir istekte bulunduk. Yok, yayın ilkeleri şunu gerektirir. Tespiminizi yayınlarsanız programımıza devam eder. Öyle mi? Peki. Aynen. O tespimi yayınladıktan sonra tekrar bu konuyla ilgili olarak konuşmak istiyorsanız o sizin hür iradenizdir. Bununla ilgili olarak gereken de biz yapacağız. Adli mekanizmalardan bu kadar da çekinmenize gerek yok. Ahmet Bey'e selamlar. Adli mekanizmalardan tabii ki çekineceğiz. Çekinmezsek sorun vardır. Siz bir hukukçusunuz. Bunu söylüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Adli mekanizmadan çekinilmezse zaten düzen bozulur. Düzenin bozulduğu yerde de huzursuzluk olur. Huzursuzluk olduğu zaman da sıkıntılar çıkar. Sıkıntı çıkarsa da farklı şeyler ortaya çıkar, biliyorsunuz. Ahmet Bey'den bu konudaki tedirginliğinin de farkındayım. Anlıyorum. Kendisiyle ilgili olarak da yapmış olduğu bu beyanlardan kaynaklı olarak, savcılığa hakaretten kaynaklı olarak bir suç durumumuz da var. Ya bununla ilgili olarak yargıdan sürekli anlıyor. Hakan Bey, şu ana kadar kardeşim 100 tane falan suçtur, hiç önemli değil de. Sen bırak sen beni de. Şu Bursa Spor'un düşme yerdesine getirilmende sen veya senin gibi oyuncuları dövmesine yol açan, isimlerini bildiğin İdarecilerin hiçbir günahı yok mu? Bırak sen beni. Benim burada sorunum zaten sen veren değilsin ki. Senin zihniyetindeki Bursa Spor'u ilk 5'e mi oynar, ilk 8'e mi oynar derken %80 düşme aşamasına getiren, holiganları görevi gereği gece karakollardan toplayan bir idareci avukatın daha sonra istifa etmesi veya görevden kovulması ve bazı idarecilerinizin de otobüsü durdurtup pusu kurmuş holiganlara otobüsün kapısını açıp başta Harun, kaleci Harun olmak üzere insanları dövdüren bir zihniyet Bursa'yı buraya getirdi. Sen beni savcılığa şikayet etsen ne olur, etmesen ne olur kardeşim. Ben seni Bursa halkına şikayet ediyorum. Kardeşim bunu şu an cevap ver. Sen niye şu anda idareci değilsin? Alo. Türkçe biliyor musun kardeş? Bıktın bu alondan alondan. Bir şey 50 defa mı tekrar edeceğim? Sen şu anda idareci misin değil misin? Şu anda Ahmet Bey kalabalık bir ortamdayım. O zaman tuvalete geç. Kalabalık. Geç tuvalete. Sifonu çek. Temizle oraları. Orada ses yoktur. Oradan konuşalım. Alo. 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 Şu anda kalabalık bir ortamdayım. Ondan kaynaklı olarak da söylediğiniz tam olarak algılamıyorum. O zaman diyorum ki tuvalete gidin veya müsait bir yere gidin. Ses olmasın, daha iyi dinleyin. Siz niye idarecilikten ayrıldınız? Atıldınız mı, istifa mı ettiniz? Ben kendi hür irademle istifa ettim. Öncelikle onu söyleyeyim. Tamam. Çünkü ben Bursa Spor'u yönetici olduğumda da yönetim kurulu olarak Bursa Spor'la ilgili olarak paylaşım neyse onu yapmakla ilgili olarak o mevkiye geldim. Zarar vermiş olduğum, hissetmiş olduğum anda da hür irademle istifa ettim. Zarar verdin yani Bursa Spor'a, doğru mu? Zarar verdiğimi hissettiğim anda istifa ettim. Bununla ilgili olarak sonuçta Bursa Spor'un kamuoyunda bir şekilde düzgün anılması lazım. Bir şekilde kamuoyunda başka konularda gündeme gelmemesi lazım.
Bu konuda da ben kendimi sorumlu... Peki bir şey soruyorum. Madem bir avukatsın, hukuk adamısın... Bununla ilgili olarak sizi rahatsız eden şey nedir? Anlatıyorum. İttifa etmemem mi gerekiyordu? Hayır canım, sorun sen değilsin ki, hala anlamıyorsun sevgili Hakan kardeşim. Sorun Bursaspor. Şimdi ikinci soru. Birlikte bir zamanlar masada oturdum. Bazı idareciler veya profesyoneller bir otoban girişinde çakallar pusudayken otobüsü durdurtan içeriye kapıyı açtılar ve bildiğiniz gibi kaleci Harun'u dövdüler. Bunun üzerine de alayıp şey yaptı. O idareciler kimdi? İdarecilerle ilgili olarak böyle bir isnatta bulunuyorsunuz da bununla ilgili zaten yargıda süreç devam ediyor. İdarecilerle ilgili olarak da bir bildiğim kadarıyla suçlama yok. Orada sadece kamuoyunun o otobüsün içerisinde futbol şube sorumlusu olarak görev yapan yönetici arkadaşın o otobüsü durdurmaması gerektiğine yönelik olarak bir düşünce var. Tamam. Yani doğru mu anladım? O andaki futbol şube sorumlusu kimse otobüsü durdurtuyor, kapının açılmasına izin veriyor, içeriye holiganlar giriyor ve oyuncuları dövüyor. Doğru mu? Zaten bunu kamuoyu olarak hepiniz biliyorsunuz yaşananları. Hayır, ben sizin ağzınıza mı duyuyorum? Doğru mu? Ben o otobüsün içerisinde değilim ama bununla ilgili olarak o otobüsün durması gerekiyor. Dayıp durmaması gerekiyor. Yani, o otobüs durdu. Düşünün. Bununla ilgili olarak zaten yönetici arkadaşımızı üzerine sorumluluğu aldı. İstifa etti. Tamam. Demek ki siz öyle bir yönetim kurulusunuz ki zaten haliniz holiganı saat 2'de karakoldan alıyor. Doğrudur, avukatlık mesleği. Bunu tweet'e atıyor. Mesela siz her yaptığınız hukuki işlem, karısını döven kocayı gece saat 2'de şeyden aldığınızda, karakoldan alsa bunu da tweet yazıyor musunuz? Alo. Alo. Tekrar edeyim mi? Tekrar edin lütfen. Soru şu. Siz Fenerbahçe maçında sahaya atlayan holiganı gece saat 1.30-2'de karakoldan aldınız. Hukuki işinizi yaptınız. Ve arkasından da tweet attınız. Kardeşimizi hayırlısıyla karakoldan aldık. Evine teslim ettik falan gibi. Şimdi hukukçu olarak, avukat olarak Ali Necla'yı dövdü karısını. Ali karakolda. Hakan Bey gel dediler. Ali gece saat 2'de karakolda. Ali'yi karakoldan aldınız. İşte karısını döven Ali'yi karakoldan aldık, evine teslim ettik diye tweet atıyor musunuz? Şimdi hep böyle bir ön yargıyla hareket ediyorsunuz. Hep bir ya soru sordum, ön yargı yok sevgili kardeşim. Yok, soru sordum. Cevabını vereceğim size dinlerseniz. Peki. Eğer dinlemek istiyorsanız cevabını vereceğim ben size. Ah kıyamam. Buyurun. Ben sonuçta Bursaspor'un o dönemde yöneticiydim. Hukuk işlerinden sorumlu yöneticiyim. Bununla ilgili olarak da o akşam taraftarlarımızdan çok yoğun bir şekilde bana gerek Twitter'da DM ortamında, gerekse WhatsApp ortamında, gerekse telefonunda talepler geldi. Abi ne olur yardımcı olalım, ilgilenelim diye. Benim orada karakoldan çıktıktan sonra bütün herkese tek tek cevap vermektense tek bir bilgilendirme yapma amacım vardı. Onun dışında da başka bir düşüncem zaten yoktu. Tabii ki biz meslek hayatımız içerisinde bakmış olduğumuz davalarla ilgili olarak dediğiniz gibi tutardır Twitter paylaşımı yapmıyoruz. Yapmamız da zaten normal değil, anormal. Fakat bu arkadaşla ilgili olarak ben zaten herhangi bir şekilde profesyonel avukatlık yapma anlamında orada değil. Sonuçta bu arkadaşı hukukçu olarak yardımcı olmak anlamında gittim. Taraftar arkadaşlarımızdan da bununla ilgili çok büyük bir o arada talep vardı. Devamlı bilgi istiyorlardı. Tek tek herkese dönüp bilgi vermektense bunu Twitter ortamından paylaştım. Yani konu bu. Yani şunu anladım. Sahaya atlayıp rakibe saldıran, Bursaspor'un ceza almasına sebep olan bir holiganı karakoldan aldınız ve bunu gururla Twitter'da yazdınız. Sonra bir başka idareci, ben gördüm Twitter'ı. Sonra bir başka idareci yine gururla, siz söylüyorsunuz futbol şube sorumlusu, otobüsü durdurdu. Gururla pusu kurmuş çakalları, gururla kapıyı açarak içeri aldırttı ve gururla kaleci Harun'u dövdürttü. İşte sizin zihniyet yüzünden Bursaspor gururla küme düşecek Hakan Bey. Allah sizi, sizin gibileri, Türk futbolundan, evet, Bursa'dan, evet, korusun. Aynen. Bak, siz daha dünyada yok. Adnan Hoca top oynardı, gibi, evladım gibiydi. Bir dakika. Sizin gibi televizyoncular yüzünden de Türk futbolu bu hallerde. Siz Bursaspor'u konuşuyorsunuz, Türkiye'de Türk futbolunu bu hale... Sizin zihniyetiniz götürüyor. Bir dakika, yine hata yaptın. Sevgili Hakan'ım, hata yaptın.
Bu idarecilerle dinle. Bu yorumcularla sevgili kardeşim Bursa Spor şampiyon oldu. Siz programı yapın. Siz gidin film çekin, film çevirin. Ne var bunda? Ne var bunda? Seni mi çağırıyoruz filme veya bir yakınını mı çağırıyoruz? Acayip Hello Cinema var ya, klozetten kafanız çıkmışsınız, sahne var. Beyler, çok boktan bir yere geldik. Ne? Bitiyorum ben o sahneyi. Bitsin ya o sahneyi. Bak işte, ha güzel. Evet, aynen bitiyorum o sahneyi. Aa, şimdi güzel, bir sakınca yok. Siz de yapabildiğiniz en iyi iş. Film çevirmek, siz o artistinize devam edin. Güzel. Aa, klozet dedi. Ben beğendim. Biraz daha devam et. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Bu beğenmediğin, eleştirdiğin, Türk futbolunu yakasından düşün dediğiniz yorumcularla. Yok. Bursa Spor, bir dakika kardeşim, benle. Siz konuştunuz, Ahmet Çakar da cevap versin. Lütfen rica ediyorum. Kardeşim, sevgili Hakan kardeşim. Bursa Spor bu yorumcularla benim de olduğum bu düzen içinde aslan gibi şampiyon oldu. Fakat sen ve senin gibi zihniyetler, holiganları evlerinde tanzim eden, veya adam, otobüste adam döndürten zihniyetle. Bir dakika kardeşim, ben seni dinledim. Ahmet Çakar sizi dinledi, siz de dinleyin lütfen. Ben seni dinledim. Bak, ben sen bu klozetlerden, filmden falan istiyorsan gel. Sana da hamamda film çevirelim beraber. Tamam, seversin bak, sen ona uygunsun. Çünkü diyorsun ya klozet. Sanattır bu, estağfurullah, ayımayı demiyorum. İstiyorsan gel çevirelim. Bak o böyle suratlarını böyle okşarın. Dinle bir dakika, dinle. Dinle kardeşim, dinle. Ben seni dinledim Hakan Efendi. Sen değil misin? Bir dakika ya, bu yorumcularla, bu yorumcular düşsün diyen, bu yorumcularla Bursa Spor bundan 7-8 sene önce aslan gibi şampiyon oldu. Ama bu idarecilerle, İnsanları evlerine tanzim eden, adam dövdürten, pusularda kapıyı açan idarecilerle Bursa Spor küme düştü. İşte sizsiniz. Bazılarınız da gemiyi erken terk eden fareler gibi Bursa'dan sıyrıldı. Seni kastetmiyorum. Veya sen de varsan bilmiyorum daha doğrusu sevgili kardeşim. Siz utanmalısınız. Siz gidin avukatlık yapın. Gelin beraber film çevirelim. Bir hamam sahnemiz olsun. Siz yatın, ben sizi böyle bıyık bırakayım, keseleyim güzelce. Yok, çünkü niye? Bana bıyık yakışır. Siz de parlak bir çocuğa benziyorsunuz. Yaşınız da genç. Ben tellek olurum. Siz de keselenen olursunuz. Beraber film çeviririz. Film bir sanat. Niye kızıyorsun? Sen dedin ya, anayasal olarak ben mesleğimi yapmayacak mıyım? Ben de artistim. Filmde de tellek olacağım, sırtını keseleyeceğim. Hadi sana iyi akşamlar, kapat gönder bu herifi. Evet Hakan Bey, var mı söyleyeceğiniz? Bırak ya. Ha? Alo, Ahmet Bey oyuncu mu, senaryo mu o yazıyor? Çok senaryo. Ben neyim biliyor musun? Ben tıp doktoruyum bir. Geç onu. Bir vatandaşım iki, bunu da geç. Hocam, bir dakika kardeşim, o şimdi hocam, Ahmet Bey mi olduk, hocam mı olduk? Bana tellak diyeceksin. Senle hamam sahnesi çekeceğim Hakan. Bak sen filmleri seviyorsun. Sen dedin ya film çevirelim. Ben de diyorum ki film çeviriyoruz. Bir hamam, içeride buğu var, tellam, takma bıyık yapacağım, göğsüne kıl yapacağım. Sen de beyaz, tertemiz bir arkadaş olarak. Bir dakika, yatağa yatacaksın şeye, taşa. Ben seni tellak gibi sırtını sıvazlayacağım. Film değil mi bu sanat? Sen demedin mi tekzipte? Anayasal hakkım, avukatlık yaptırıyorsun. Ben anayasal hakkım, artistim. Film de hocam, çeviririm, film hocam, de çevirtirim. Burada, karar hocam, verildi. Senaryoda şu, hocam, Ahmet Çakar, hocam, tellak, hocam, Hakan avukat artı arkadaşımız hamama gelmiş. Kendini hocam, keseletmeye hocam, çalışan hocam, genç bir adam, beyaz hocam, yüzlü temiz, hocam, seni keselemeye karar verdim. Hakan film Bey, gereği tabii. Hakan Bey, bir şey hocam, merak ettim. Hakan Bey, hocam ne sevsinler? Hakan Bey, tellak diyeceksin. Özür dilerim hocam, bir saniye. Hakan Bey, bir şey merak ettim. Hocam, Hakan Bey, ben bir şey merak ettim. Hocam oldum. Hakan Bey, Ahmet Bey de tellak diyeceksin bana. Hakan Bey, beni dinler misiniz? Bir şey soracağım. Hakan Bey, bir şey soracağım. Bir cümle söyleyeyim, dinleyeceğim size. Buyurun. İşler bitiyor. Ne? Hocamı da Bursa'ya hamama davet ediyorum. Tamam. Artık tamam kardeşim, ben sanatçıyım. Nerede istersen keselerim. Bursa'da da keselerim. Hakan Bey, Sultanahmet Hamamı'nda da keselerim. Ama bak dikkat et. Bak dikkat et. Cumartesi akşamı Bursa'da Bursa Spor idarecilerine çiçek vermek isteyen çok fazla taraftar olacak Hakan'ım. Yani bu muhabbeti bırakalım hocam. Seviyeyi düşürmeyelim. Gönder dedim bu adamı. Hakan Bey. Hakan Bey, bu muhabbetler güzel muhabbetler değil abi. Koca koca adamlarız, gerek yok abi. Aynen. Hiç gerek
yok. Sana da iyi akşamlar kardeşim. Aynen. Hadi ertemeyin. Bırakalım abi, yeter bu mevzular. Hakan Bey, teşekkür ediyorum. Hakan Bey, bence abi, bu işe yargıyı margıyı karıştırma. Gerek Türkiye yok, mahkemelerini lüzumsuz böyle komik şeyler için meşgul etmenin alemi yok. Bağlan işte. Gerek söylüyorsun. Reklamı da yapıyorsun. Daha da çok tanınıyorsun. Şimdi sana aslında Ahmet Çakar iyilik yaptı. Çok sayıda tanınman arttı. Bana iyilik yapmasın Ahmet Çakar. Yapmayız ama yani hayır, bence hayır, Türkiye... Artist yapacağım. Hakan Bey'i filmimde oynatacağım ya. Daha ne iyilik yapayım? Bak, avukatlığın yanında sana bir de artistik... Artist yaptı adamı. Artistik mertebesi... Bursa'da da, hamamda da olur. Senle film çevireceğiz, hiç merak etme Hakan. Okey dersen ben gelirim. Hakan Bey bir sorum. Hakan Bey siz cümlenizi söylediniz. Havalı ne yapacaksınız ya? Hakan Bey. Buyurun hocam, bekleriz. Hakan Bey tamam. Gelir, Ahmet Hoca da gelir, biz de geliriz. O önemli değil. Ben bir önceki... Ama siz Bursa'da olur musunuz bilmiyorum. Cumartesi gecesinden sonra. Hayır, bir önceki telefondan sonra da bir önceki telefondan sonra da duydum işte Bursa'ya gelsinler, nasıl gelecekler falan, o ayrı mesele. Ben Bursa'ya her hafta geliyorum neredeyse, ayrı mesele. Öyle bir cümle, öyle bir cümle kullanma. Yok, bir şey söyleyeceğim. Bursa zaten bizim memleketin toprağı, her yere geliriz de. Şimdi Hakan Bey, Türk filmi çevirmekle, sinema çevirmekle bu konunun ne alakası var? Ben onu anlamadım. Türkiye'de ilk defa bir spor programı bir sinema çekti, sinema filmi çekti. Bunu nereden buraya getirdiniz? Söyleyeyim mi sana? Bunu anlamış değilim. Siz ki hukukçusunuz, avukatsınız, rencide. Bak, o zaman siz evladım, Kadir İnanır'dan, Ertem, siz Türkan Ertem, Şoray'dan, Ertem, Fatma Girik'ten, Hülya Koçik'ten, Ertem, herkesten Ertem, özür dileyin. Böyle şey olur mu? Ertem, yani Ertem, sevgili buyur, kardeşim, buyur, buyur, ben artistlikten gurur duyarım. Magazinde ben sinema çekmekten gurur duyarım. Yani ben başka bir şey söylüyorum. Siz o gün de yayına bağlandığınızda ben televizyoncuyum. Bugün yani cezaevlerindeki kişilerle yayınlar yapılıyor. Hakan Bey, ya Hakan Bey bana reytingi öğretip durmayın. Reyting, reyting deyip durmayın. Tabii ki benim amacım reyting. Ama bu adam, beni bu adam bizim reytingimizi alıyor arkadaş. Bana reyting deyip durmayın. No name bir adamı bağladınız, bir kapat. Şey Hakan Bey bakın, beni bir dinlerseniz no name bir adam size şunu söyleyeyim. Ya. Hakan Bey, Allah size bir şey soracağım, yanılıyor olabilirim. Attığınız bir tweet. Taraftar sever de döver de. Kendini sevdireceksin. Dövdürmeyeceksin. Sizin kaptanınız Rüştü bilirim mesela ne? Bunun böyle olduğunu. Bu öyle bir tweet varsa bu suçtur. Bir dakika. Ceza bu tweet size mi ait? Siz mert bir insansınız. Ben bilmiyorum. Bak, beraber film de çevireceğiz. Efendim? Benim tweetimdir. Evet. Bakın bir hukuk, adamı, suç bu. Bir hukuk adamı bu Fenerbahçe taraftarına hitaben şunu yazıyor. Taraftar sever de döver de. Kendini sövdürmeyeceksin. Dövdürmeyeceksin. Sizin kaptanınız Rüştü bilir mesela bunun böyle olduğunu çok iyi. Hakan Dinçtürk adında bir şahıs bunu yazmış. Soru bir. Hakan Dinçtürk siz misiniz? Evet. Şimdi bu o tweet benim dedim zaten. Hah, güzel. Bakın hukuk eğitimi almış. Bunu, 35 bir dakika bunu, müsaade edin. Bir huyunuz var sizin. Pişmandır bundan. Bir dakika. Bir huyunuz var sizin. Ben konuşurken kesmeyin, siz de konuşurken ben kesmeyeyim. Hakan Dinçtürk ki bu tweet'i kabul ediyorsunuz. Bir hukuk adamı diyor ki taraftar sever döver, kendini sevdireceksin, dövdürmeyeceksin. Şimdi eğer bu mantık doğruysa ben burada Bursa halkına şunu desem. Ey idareci efendiler, taraftar döver de sever de kendinizi taraftara sevdirmeyin, dövdürmeyin diyorum. Peki Bursa küme düşerse, taraftar sizi döverse, benim bu lafım suçu azmettirmek olur mu? Eğer olur diyorsan bir hukuk adamı olarak, sen bu lafı söylemekle ciddi anlamda suç işlemişsin. Bırak suçu. Ya hukuk tahsili yapmış 35-40 yaşında adam. Taraftar sever de döver de kendini sevdireceksin, dövdürmeyeceksin. Ve sizin kaptanınız bilir mesela bunu. Yani diyorsun ki Rüştü'yü de Fenerbahçeliler dövdür diyorsun. Ayrı bir konu. Ama sen bu yolu yazarak hukuk adamlığı lisansını tartışılır hale getirdin Hakan. Ne demek? Taraftar hem döver hem sever. Baba mı bu? Hani baban döver de sever de okey. Hani o bile dövemez de. Kendini dövdürmeyeceksin. Ha sen bunu yazarsan otobüse pusa kurmuş çakallara içerideki futbol şube sorumlusu kapıyı açar, futbolcusunu dövdürtür. Bu süreç gider. Sen holigan avukatlık mesleği gereğince evine toplarsın. Bunu güzel güzel anlatırsın. Sonra Bursa küme düşer. Sonra gecenin saat 12'sinde düğündeyken izbe bir yere geçersin. Baban yaşındaki adamlara Türk futbolunu sizden korusun diyorsun. Korusun dediğin adamlarla Bursa Spor efsane şampiyon oldu kardeş. Şimdi soru şu.
bu tweetinden utanıyormuş. Taraftar sever de döver de kendini dövdürmeyeceksin. Alo. Hocam mikrofonun düştü. Bu tweet varsa bu tweet. Evet Hakan Bey. Bir Fenerbahçe. Alo. Evet. Bir Fenerbahçe taraftarıyla karşılıklı yazışmadır. Bana atmış olduğu bir mesaja karşı olarak cevap verilmiştir. Aa, bugün pişmansın üstünde, herhalde. Bakın, bugün bakın, yanlış buluyorsundur bakın, diye tahmin hayır, ediyorum. Bakın. O mesajın neye karşılık atıldığını da orada okursanız tam o biraz daha net aydınlatacaktır kafasını. Ama söylüyorum. O da hazır. O da hazır. Bir diyalogun içerisinde. O da hazır. Sevgili Hakan. Okursanız. Okuyorum. Bende her şey hazır. Bak ben belgeyle konuşuyorum. Buyurun. Samim Saka denen kim olduğunu bilmediğim muhtemelen bir Fenerbahçe taraftarı size hitaben şunu yazıyor. Futbolcuları dayak yedirdiniz. Adamı otobüsten indirtip dayak attılar. Onların da karakoldan aldın mı abi? Diye sana yazmış. Abi demiş bak. Hakaret yok. Sen de ona cevaben Samim Saka adlı şahısa cevaben taraftar döver de sever de kendini dövdürtmeyeceksin. Bu nedir biliyor musun? Kapatın abi. Türk hocam, Ceza Kanunu'na göre. Hocam da otobüste. Hocam bir saniye. Bir dakika daha ilerisi var. Hocam bir saniye. Hakan Bey şunlar da mı size ait? Fenerbahçe bizim veli nimetimiz. Karaktersiz topçuları kime yakalayacağız siz olmasanız? Kime kakalayacağız? Fenerbahçe bizim veli nimetimiz. Karaktersiz topçuları kime kakalayacağız siz olmasanız? Ozan ve Volkan bizim altyapıdan yetişmiştir. Şener'in ailesi Bursa'da yaşar ancak Gençler Birliği pilot takımından geldi bize. Doğrusunu yapıyorlar. Gidip stoperden al formanı, stordan al formanı, takımına faydan dokunsun. Futbolcu da kulüp kaynaklarını babasının malı göremez bu şekilde. Fenerbahçe bizim veli nimetimiz. Karaktersiz topçuları kime kakalayacağız? Siz olmasanız. Siz bunu... Bu laf size mi ait? Bir dakika uzatma gerisi. Bu laf sana mı ait? Alo. Alo. Tekrar soruyorum. Fenerbahçe'ye kakalayacağız karakter futbolcuları lafı sana mı ait kardeşim? Bu laf sana mı ait? Size mi ait? Bana ait. Sana ait değil mi? Bana ait evet. Başka hiçbir şey söylüyorum abi. Hukuk diplomalısın. Karaktersiz futbolcu Fenerbahçe'ye kakalamak. Sana evet. Otobüste adam dövdürten adamlara cevaben vatandaşa. Hakan Bey daha çok zor durumda bırakmayalım. Vatandaşa. Döverler de severler sen dövdürmeyeceksin. Kardeş Bursa'ya geleceğim. Seni bulacağım. Geleceğim. Sen her şeyi hazırla. Arkadaşlarla bütün yapım ekibini gelir. Sen hukukçu falan. Ha, bir de şunu söylüyorum. Hocam mı olduk? Bana başka şey söyleyeceksin. Eğer sen... Söylüyor musunuz? Efendim? Bursa'ya gelip beni bulacağını da söz veriyor musunuz? Oo, bir dakika ya ben Bursa'ya istediğim zaman gelirim. Kokuyor bu laflar. Hiç fark etmez. Ahmet Tekan dövecek misin? Anlamadım. Ya kardeşim. Kim kimi dövüyor? Bırak Allah aşkına ya. Sen açık konuşayım hiç kızma kardeşim. Sen hukukçu olabilirsin. Ama sen bir klavye delikanlısısın. Sen... Burak telefonlarda beyefendisin, işine geldi mi Ahmet Bey, işine geldi mi hocam? Twitter'da koskoca Fenerbahçe'ye kakalayacak karaktersiz futbolculardan bahsediyorsun. Eğer Fenerbahçe kulübü bunda işlem yapmazsa onlara da yazıklar olsun, devam ediyorum. Sen bazı futbolcuların dövülmesinin normal olduğunu en direkt Samim adlı vatandaşa söylüyorsun. Sonra ortada hukukçuyum diye geziyorsun. Seni artist yapmaya karar verdim. Gönder bu herifi. Gönder. Hakan gönder. Bey. Gönder. Seni Hakan artist Bey. Yapacağım merak etme. Hakan Bey. Oynarız hocam. Tamam. Hakan Bey. Seni artist yaptıracağım. Bir saniye. Hakan Bey. Hakan Bey teşekkür ediyorum. Ulan nereden buldun? Hakan Bey teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum Hakan Bey'e. Teşekkür ediyoruz. Biz de reklama gitmek zorundayız. Erdem ben şöyle diyeyim. Reklama gitmek zorundayız. Apoyonemizi göster. Bir dakika. Seni artist yaptıracağım. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyorum. Bu adam vatandaşın otobüste adam döndürülmesini savunuyor musun lafına? Kendini dövdürtmeyeceksin. Taraftar döver de söver diyor. 62-22'ye göre suç bu. Aynı Bursa Adaleti bize bir teksip yayınladı. Aynı hakim, aynı savcıya buradan arz ediyorum. Hukukçu olan bir adam dövülmeyi dövdürtme kendini diyebilecek kadar meşru. Gelelim Fenerbahçe'ye bakın kardeşim. Çok fazla problem yaşayabiliriz. Ama siz kakalanacak, karaktersiz futbolcuların kakalanacağı bir kulüp olarak bir hukuk adamından ifadesiyle karşı karşıyasınız. Bu dakikadan sonra onu artist yapmaya karar verdim de. Ama hukukçu kimliğiyle işlendiği için. Geç ver tema. Karar mı verdin? Reklam. Seni artist yaptıracağım. Yapacağım.